Blue Pace Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün antrenör kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere en son Martial'ı falan almıştık. Ve ligde ikinci sıradaydık. Aynı maçta ama aynı puandayız. Ve üçüncü sırada Borussia Mönchengladbach var. O da 34 puanda. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ofiste bir şeyler gelmiş. Kimin cezası bitti? Sağ olun. Ha, tamam, güzel. Yani Marco Reus. Tamam. Reus zaten ilk 11'i almışız. Martial tamam. Takım efsane oldu ya. 91 Griezmann olmuş bu arada. Bizim şu an bir tek sıkıntımız defansta. Onu da hallettik mi? Olay tamamdır. Şu Bellerin bir iyileşse 86 olmuş bu arada. Şimdi Saul iyileşti. Martial'ı değiştir. Martial 7'ye al. Tamam. Şimdi şeyin iyileşmesi lazım artık. Bellerin biraz kötü oldu ya en son sakatlandıktan sonra. Evet, bu arada Dembele 89 olmuş. Neredeyse 90 olacak. Tamam. Evet, hadi bakalım. Evet, sıradaki maç Schalke ile. Evet, Schalke ile maçımıza geçelim hızlı bir şekilde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Direkt sarı kartla başladı. Hadi. Hadi oğlum. Yapma be. Güzel Dembele attı. Hadi oğlum bir tane daha. Bir tane daha sallayın be. Guerrero attı. Süper. Bir tane daha. Yemeyin. Yemeyin. Çok güzel. 2-1 kazandık. Güzel oldu bu. 1-0'dan 2-1 çevirdik maçı. Antrenmanlarını yaptıralım. Hızlı bir şekilde. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi buradan hemen geçelim. Bir sonraki maçımıza. Bir sonraki maçımız. Bu maç kimle ya? Leipzig'le. Bizim ligde mi acaba? Bundesliga, evet. Leipzig'le maçımız var. Çok güzel. Griezmann attı. Bir tane de penaltı kaçırdık. Aman sakatlık olmasın da. Yenilsek de sıkıntı değil yani. Sakatlık olmasın. Werner attı. Çok güzel Dembele attı. Harika. Felix Paslak. Rumla ilgili bana sözler vermiştiniz. Bu sözleri ne yazık ki tutmadığını görüyorum. Şimdilik. Paslak hangi oyuncuydu? Şuradan bir bakalım. 74'lük sağ bek. Yapacak bir şey yok. Bellerin iyileşmedi değil mi halinde? Aha iyileşmiş. Çok güzel. Şimdi bize sadece defans lazım. O kadar. Stopere kimi alabiliriz ya? Stopere 85-90 arası bir oyuncu almam lazım yani 88-89. Aslında genç oyuncu kim var? Hiç hatırlamıyorum. Emre Mor iyi gidiyor. 85 olacak yakında. Evet, sırada Werder Bremen var. Ve 43 puanla lider olduk arkadaşlar. 2 puan farkla. Bayern Münih arkamızdan geliyor hemen. Ama her maçta gol yiyorduk ya. Bakalım bu maçta yiyeceğiz mi? Royce attı. Süper. Sağ ol attı. Harika. İşte bu ya. Milik girdi. Griezmann'ın yerine. Martial girdi. Götze attı. Süper. Tamam. Bundan sonra sıkıntı zaten. 3-1 oldu.
O sıradaki maç Chelsea ile son 16'daki ilk maçımız sanırım. Gayet güzel. 85 oldu bu arada Emre Mor arkadaşlar. Sıradaki maçın kadroya bir bakalım. Kadro gayet sağlam. Onun için maçımıza geçebiliriz ve Chelsea ile ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Bu maç çok önemli ya. Hazard, Costa, William, Matic, Baba'yı almışlar. Zuma, Ginter. Hadi be. Douglas Costa attı. Hadi bir gol atalım. Iheanacho attı, süper be. Hadi bir gol daha, bir gol daha. Deplasmanda bir gol daha çok önemli. Hadi. Püh be. 1-1 bitti. Neyse, beraberlik de iyidir ya. Deplasmanda beraberlik de iyidir. Bir sonraki maç Frankfurt'ta sanırım. Hadi bakalım. Ligde gayet iyi gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de şu an iyi durumdayız. Bu gayet iyi bizim için. Dembele attı. Süper. Hadi be, yedik direkt ya. Başka bir tane daha. Hadi oğlum. Hadi Griezmann, hadi. Öztunalı girdi. Şey, Öztunalı'nın yerine girdi bu arada. Türk varla karşıda Mainz'de. Çok güzel. Iheanacho attı. Martial girdi Royce'in yerine. Çok güzel. Hadi canım. Yapma. İnşallah kısadır ya. Kalecimiz sakatlandı. Oh. Rahatladım 7 gün. Bir sonraki maçı inşallah yetişiyordur. Şunu bir yapalım da. Bizim acil kaleci almamız lazım bu arada. Yoksa işimiz zor. Kaleye de Donnarumma'yı alabiliriz aslında. Augsburg. Oo. Bir sonraki maça yetişmiyor. Weidenfeller oynayacak. İnşallah yenilmeyiz bu maçı. Çünkü kalecimizin overall'ı bayağı düşük. Ve Götze attı. Çok süper. Direkt yedik bu arada dakika 11'de. Saul attı. Harika. Takım ancak formunu buldu ya. Harika gidiyorlar valla. Hadi bir gol daha atalım, rahatlayalım. Oh güzel, tamam. Bu maçta bizim arkadaşlar. Bu maç daha dönmez. Çok güzel. 3-2. Şöyle yapalım. Hadi bakalım Emre. Emre çok güzel gidiyor ya. Şu bitiriciliği biraz daha 89 olmuş. Şut gücü ve atak pozisyonu da biraz daha yükselse çok daha güzel olacak da. Bu arada Dembele uçtu gidiyor ya. 89 oldu, 90 olacak. Martial 87, 88 olacak. 86 olmuş bu arada Milik. Takım gayet iyi. 52 puana ulaştık bu arada arkadaşlar. Maç fazlası 52 puanız. Hadi haberlere çıkmaya başladık bu arada. Kazanmaya devam ediyor diye. Altyapı yatırım. Ha, altyapıya yatırım. Aslında bizim kadroda vardı ya. Dante almıştık. Sattık mı biz onu? Yo, burada. 71 overall olmuş bu arada arkadaşlar. Vay be. Şunu orta saha zaten bu. Bir sonraki antrenmanda onu da koyacağım arkadaşlar. O adam geleceğin yıldızı olarak gözüküyor çünkü. Çok da genç olması lazım. Ve Darmstadt'la yapıyoruz. Marco Reus attı. Çok güzel. Bu maçı hızlı geçeceğim. Reus 2 tane attı. Bir tane Dembele attı sanırım. Evet, şimdilik şöyle yapacağım. Burada Emre Mor'un bir tanesini Dante Rigo yapacağım bu arada. Orta sahada. Evet, Rigo yapacağım. 20 yaşında.
O atak pozisyonu bitiricilik. Yok bu pas vurma. Şöyle en çok veren hangisi ya? El rondu, tamam. Evet, hemen buna başlayalım. Hızlı bir şekilde yükselsin. Chelsea ile ikinci maçımıza geçiyoruz. Ve bu maç çok önemli işte. Hocam bir önerim var. Felix baksak. Şu Bonman. Şimdiki takımda herhangi bir değişiklik yok değil mi? Yok. Şunu değiştirmemiz lazım sadece. Burki nerede? Burada. Tamam. Yedekte de Rod var. Başka yok. Güzel. Şimdi Martial yedekte. Aslında bu maçta yok. Değişik yapmayacağız. Defansa Sokratis'i alabilirim var. Lemos'un yerine. Tamam. Takım böyle daha iyi oldu. Tamam. Evet. Chelsea maçına geçebiliriz arkadaşlar. Bu maç en önemli maçımız bizim şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura. O çok güzel be. Dakika 5 direkt golle başladı. Dembele harika. Yapma be. Musakio attı. Hadi bir gol daha. Royce attı süper penaltıdan. Başka gol yemeyelim. Deplasmanda başka gol yemeyelim. Ve çok güzel. Çok güzel. İlk 8'e kaldık sanırım arkadaşlar. Ve ligde de 55 puanla birincilik sıradayız. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi çok iyi gidiyor şu an. 5,5 milyon euro aldık süper. Sokrates helal. Aynen öyle. Takımla aramızda çok iyi arkadaşlar. Bu bizim için çok iyi oldu. Ve bir sonraki maça hızlı bir şekilde geçiyoruz. Hadi bakalım. Dortmund, Mönchengladbach'la. Iheanacho attı süper. Hadi oğlum bir tane daha. Bir tane daha yağla. 1-0 gitmesin. Doldurun bakalım. Çok güzel. Dembele attı. Dakika 88'de 60. Martial girdi mi? Girmiş. Tamam güzel. Martial'ın her maçta oynaması çok önemli. Yedeklerden girse de önemli yani. Adam D alsa bile yükseliyor. Dantelego bayağı yükselecek öyle gözüküyor. Bu arada Martial 88 oldu. Emre Mor pek yükselmiyor ya. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Hemen şuradan bir sonraki antrenmana geçelim. Püh, durduramadım ya. Wolfsburg bu arada 9 puan fark olmuş Bayern'le aramızda. Ve bizim maç eksiğimiz var. Bu çok güzel bir haber. Ligde bayağı farkı açtık. Gidiyoruz. Ve Wolfsburg'la Vietta attı. Hadi oğlum yağlayın. Royce attı. Süper. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. 2-1 yendik yine. Royce penaltı kaçırmış. 64. dakikada da Iheanacho atmış. Ve maçı kazandık. Çok güzel. Burki. Dant maç konusunda tamam. Günaydın hocam. İyi haberim var. Burada oldukça mutlu olduğumu fark ettim. O yüzden kalmak ve kulüp için tekrar ter dökmeye devam etmek istiyorum. Tamam. Dantelico ile Burki'nin maaşını artıracağız. Anlaşıldı. Dantelico. İlk önce Burki'ye bakalım. Burki ile Rigo zaten yan yana. Tamam. Tamam. Diğeri de Rigo. Buna pardon şöyle 2 yıl tamam. Gayet güzel. Şimdi Emre Mor'un bir
Ne öneriyor bize? Ona bakacağım. Gerçi bunu öneriyor zaten ya. Önerilenlerde bu var. Tamam. Şu şekilde yapalım tekrardan. Ya sürekli kötü alıyorlar, o kötü. Emre'nin şut gücü birazcık daha gelişti. Köln'le mi yapıyoruz? Evet, Köln'le yapıyoruz. Hadi bakalım bu maçı da alalım. Artık lig maçları çok önemli değil. Çünkü farkı bayağı açtık. Zaten takım çok iyi oynadığı için sıkıntı da olmuyor. Modeste. Sokratis. Martial girdi. Hadi bir gol atın artık. Dakika 90'da Dembele attı. Sokratis kırmızı kart yemiş. Çok güzel. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. Şu kırmızı kart bir maçlıktır muhtemelen. Şu niye kabul etmedi onu anlamadım. Rigo. Tamam. Kadro rotasyon oyuncusu diyeyim bari. Şimdi 71 olsun oğlum. Neyine itiraz ediyorsun? Hmm. Tamam. Bir maç hızı aldı. Sıkıntı yok. Hemen Lemos'u oynatırız orada. Lemos neredesin koçum? Burada. Şunu da gidi al. Tamam. Şöyle yapalım. Ve devam edelim. Sıradaki maç sanırım Hamburg'la. Evet, Hamburg'la maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Schalke 1-0 Leipzig'e atmış. Çok güzel Rugani attı bu arada. Müller attı karşıda. Müller'in ne işi var lan Hamburg'da? Değişik bir takım kurmuş. Hadi. Bir gol daha hadi. 2-1 yenildik bu arada. Santos attı dakika 83'te. Olsun sıkıntı değil. Oo, çeyrek finalde Real Madrid'le eşleştik arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımız onunla. Milik güzel. A aldı. Şimdik. Şuradan kadroya bir bakalım. Bu arada Rugani 86 olmuş. Rigo düşüşte. İlk oynadığı maçta yenildi herhalde. Yani onun dolayı. Yani çok süper. Griezmann tamam. Rugani yükselişte. Bu arada Martial'ı niye aldık lan buraya? Pardon. Şuradan Sokratis'i alacaktım. Kafa karıştı. Şunu değiştir. Vedefeler nerede? O Bonman daha iyi lan. Neredeyse. 66 oldu. Geç hepsi birbirinden kötü ya. Şuraya polis için yerine girsin. Emre Mor oynar orada zaten. Tamam dönüm de var. Tamam. İlk 11'de sıkıntı yok. İlk 11 bayağı sağlam oldu gerçekten ya. Şu orta sahaya güzel bir iki tane daha oyuncu aldık mı tamamdır bu iş. Ama ilk önce kaleci almam lazım. Tamam. Tamam bunlarda sıkıntı yok. Hadi bakalım. Sıradaki maç çok önemli. Neredeyiz? Deplasmanda. Hadi koçlarım buradan bir puan da alsak yeter bize. Bale attı. Dakika 4'te. Çok hızlı yedik ya. Güzel kırmızı kart yedi. Marcelo sakatlandı. Dembele attı. Harika be. Hadi oğlum. Bu fırsatı kaçırmayın. Çok güzel 2-1. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir kırmızı kartları var. Bir gol daha oğlum. Hadi. Olsun. 2-1'de 2-1'dir. Deplasmanda 2-1 çok iyi. Çok iyi. Harika gidiyoruz. Bu maçtan hemen sonra şu hedeflere bir daha göz atacağım. Merak ettim. Ne var? 2 sezonda genç oyuncu satışlarına 3 milyon euro kar elde et.
Tamam. Bunda sıkıntı yok. 3 sezonda basın gelelim sonra. Tamam. Bunda da şampiyon final kal. Tamam. Bu olmak üzere. Bunu şu an yapamayacağız. Bunun birini yaptık. Birini yapamıyoruz. Şu an yapıyoruz yani. Az kaldı. Tamam. Bak bunu yapamadık birini. Sıkıntı değil. Açıkçası bir sürpriz zona kaynağı kimdir bilmiyorum. Pasından kimseye konuşmadım. Doğal olarak insan her gittiği yerde anında adapte olamıyor. Ama alışmak geleni yapıyorum. Ayrıca takım arkadaşlarıma da çok yardımcı oluyor. Taraftarlar da beni sevmiş görünüyor. Bunu hissetmem için bir sebep yok. Ama kolay mı derseniz değil tabi. Tamam. Ha, tamam rotasyon dedik adam kabul etti ya. Şu altyapı için Arenda bizden şey istiyorlardı. Bir dakika hemen onlara bakacağım ya. Bu nereden bakıyorsun ya? Yetenek avcıları tamam. Şöyle hiç kaleci yok değil mi? Şimdi burada zaten sağlam bir şey yok. Sağlam bir adam kalmamış. Buradakilerin hepsini kullanalım. Kimde bu? Chelsea'de. 85 oha. Şimdi bize genç lazım. Genç. Alloic Bayern'e gitmiş. Thiago. Bunlar hep Bayern falan ya. Ya bana genç yetenekleri nereden bakıyoruz onu bilmiyorum şu an. Buradan desem. Değil. Altyapı, altyapı. Neyse ki devam edelim ya. Onu sonra yapacağımız hedefler. İlk önce şu liderlikleri alalım da. Evet, Freiburg'a hemen hızlı bir şekilde geçelim. 2-0. Temiz skor. Tamam mı? Şimdiki Real Madrid maçı var. Bu maç çok önemli. İlk maçı 2-1 geçtik. Bakalım ikinci maç ne olacak? Bu arada ayakta müdahale 2 kademe birden atladı. 72 overall olmuş. Çok güzel gidiyor. Dante. Tamam basın toplantısına hemen girelim. Evet. Sırada Real Madrid maçı var. Ve maça hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Hemen. Hadi oğlum bu maçta yine Dembele attı süper be. Dembele var ya acayip uçurdu şu an takımı gidiyor yani. Burada Paris Saint Germain Manchester City'yi yeniyor. Rakiplerimizden biri o olabilir. Rigo girdi bu arada Götze'nin yerine. 1-1 oldu Paris Saint Germain maçı. Hadi oğlum. Milik attı. Süper be. Benzema attı onları da. Çok güzel be. Yarı finale yükseldik bu arada. Yarı finalde geçtikten sonra bir görevimiz daha tamamlanmış olacak. 6 milyon euro harika. ...67 puanla birinci sıradayız bu arada ligde. Bu da süper. Ve az maç kaldı arkadaşlar. 29... 29 maç yapmışız. Bu maç 0-0 bitti. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Şuradan hemen yine antrenmanları yaptıralım. Ve son bir maç daha yapacağız. Ve sonra bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım sıradaki maç kimle? Evet, Hertha Berlin'le. Ve hemen maçımıza geçelim. Bakalım bu maçı izleyelim. Royce Sarıkart yedi. Hadi. Bir gol atın koçlarım hadi. Yedik. 2-0 yenildik. Hiç problem değil. Şu an yine düşüşe geçmiş gibi. Oo. Evet. Rakibimiz Paris Saint-Germain.
Ve sıradaki maç onlarla arkadaşlar. Normalde bunu bir sonraki bölüme bırakacaktım. Ama bu maçı yapmak istiyorum. Bu arada bitiriciliği 90 oldu arkadaşlar. 91'e yanaştı Emre Mor'un. Ve bu maça geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu maçtan sonra da Bayern Münih maçımız var. Kadroya bir bakalım. Kadro gayet iyi. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Şimdiki şunları bir geç. Maç konusunda konuşalım biz tabi. Şimdiki şu Rugani'nin işini de halledelim. Rugani. Heh, şurada. 120 bin. Bir yıl. Bu arada o kadar paramız mı yok lan bizim? Yok artık. Dur o zaman şöyle yapacağız. Bir saniye. Ofise hemen geliyoruz. Mali durumlara. Şuradan. Şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım bir daha onunla. Rugani. Tamam, bir yıllık. Önemli birinci takım oyuncusu tamamdır. Evet, şimdiki hemen maçımıza geçiyoruz. Ve son maçımızda maçımız Paris Saint-Germain'le efsane kadromuzda bakalım bu maçta neler yapabileceğiz. Hadi koçlarım benim. Yine deplasmandayız ilk maçta. Hadi beraberlik bile yeter bize. Beraberlik bile yeter. Marquinhos o sakatlandı. Hadi. Bir gol be, bir gol. İsmail girdi Silva'nın yerine. Bir gol. Milik girdi. Ligo girdi Götze'nin yerine. Pastore, Di Maria'nın yerine. Olsun. Sıkıntı yok. Berabere bitmesi bizim için iyidir. Deplasmanda beraberlik iyidir. Hadi bakalım. En büyük rakibimizle de maçımızı yap. Bu bölümü bitirelim. Ben bu bölümü bitiremeyeceğim halde. Öyle gözüküyor. Ya, güzel maçlar görünce devam etmek istiyorum. O yüzden oluyor. Bayern Münih'le maçımızı yapalım. 1-1. İnanç atmış bizde. Dakika 80'de. Onlarda da Bernat atmış. Defans oyuncusu. Yedeklerden gelip atmış hem de. Olsun sıkıntı yok. Oo, Dembele sakatlandı. Ya en kötüsü de bu oldu işte bak. Bu maçta Dembele'nin sakatlanması çok kötü oldu. 6 hafta. Abo. O zaman şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Emre, sana güveniyorum koçum. Bunun yerine de nerede? Merino. Heh, burada. Merino'yu alacağız. Ya da şeyi alacağım ya polis için. Niye Merino'yu aldım? 83 olmuş bu arada polis için de arkadaşlar. Evet polis için aldık. Tamam. Sıradaki maçı da yapıp bu sefer kesin bitiriyorum. Yani bu son maç kesinlikle. Burada kim vardı? Dembele vardı. He, 87 olmuş vardı Yancı. 86 tamam. Güzel. Dembele sakatlanınca böyle oldu. Orta sahayı geç. Geç. Aslında Dante'yi yine çalıştırabiliriz ya. Aynen böyle. Hadi bakalım. O oldu. Çok iyi. Gayet iyi. Ve sıradaki maç yine Paris Saint-Germain'le. Bu maçı alırsak finaldeyiz arkadaşlar. Dembele'nin sakatlanması gerçekten çok kötü oldu ya. Takım bildiğin o kurtarıyordu çoğu maçta. Hadi bakalım bu maçı seri bir şekilde izleyelim. Emre Mor sarı kart yedi. Hadi Emre. Yedik be. Matuidi da attı. Yapmayın oğlum. Yapmayın be. 2-0.
Ne yazık ki finale çıkmadan yarı finalde eleniyoruz arkadaşlar Paris Saint-Germain'e. Yapacak bir şey yok. İnşallah gelecek sezon daha sağlam bir kadro kurup daha da iyi yerlere geleceğiz. Her sezonda biraz daha önümüze koyuyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Bu sezon mesela şampiyon olacağız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Bu arada ben bitirecektim. Niye bitirmedim ki? Bunu da direkt geçiyorum. Yenildik. Bu arada Nuri Şahin buraya gitmiş arkadaşlar. Şahin yazıyordu çünkü. Evet, sanırım son 2 maç mı ne kaldı ve 8 puan fark var. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu herhangi bir öneri sunacaksanız eğer, mesela transferler konusunda bana öneri sunabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yoruma yazarsanız memnun olurum. Sizin dediklerinizi dinlerim. Bütün yorumunuzu okur ve cevaplarım. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.